Şimdi nerede bu iman? Şimdi imtihan meselesi. Bak iki tane imtihan yaparız diyor. Ayet açık. Ayet açık. Bunu kabul etmeyenler var hala da. Öyle şey mi olur yahu? İşte en az iki kere özel şey Efendi Hazretleri ben müridimi en az günde üç defa yoklarım. Zaten Kur'an'da en az iki diyor. En az bir. Belki. Hayır, o yılda iki defa. Sultanımız diyor ki günde en az o. Yıl günde üç defa yoklarım diyor. Sultanımız. Yahu sultanımızın kalbinden ayrı kalacak halimiz yok. Onun düdüğü öter burada. Onun borusu çalınır. Onun ismi anılır. Onun şerefine, izzetine toplanıyoruz. Onun sofrasında yiyoruz burada. Elhamdülillah. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Huzur ve ömürler versin. E şimdi böyle bir halde insan daha da fazla yetiştirmek için yani normal askere gidersin, talimin vardır. Bir de özel kuvvetlere ayrılırsın. Onun talimi apayrıdır. Değil mi? Nakşibendiler özel kuvvetler mesabesindedir. Talimi daha fazladır. Normal bir kimse belki yılda iki defa imtihan eder. Sultanımız en az üç defa imtihandan geçirir. Üç defa yoklarım diyor. En az. En azı. Bazen hiç ayrılmaz. Bazı müridane vardır ki sultanımızın nazarından onun meclisinde hiç ayrılmaz. Daim ona bakar. Elhamdülillah. O şerefe nail etti Allah bir şey. Ayrılmasın. Cümlemizi de o şerefe nail etsin. Bu münafıklık başa beladır. Ama münafıkların şerrinden ve kandırmasından nasıl korunuruz? Temiz insanlar olarak sabırlı, tahammüllü, hazımlı ve tamahkar olmayarak. Hazımlı olmalı, tamahkar olmamalıyız. Devrin zamanında şehirde yaşayan iyi niyetli, samimi, ihlas sahibi, efendim hayır hasenat sahibi bir kimse varmış. Pazar yerine yakın bir yerde otururmuş o. Köyden de uzak köylerden birisinden bir köylü gelir orada bir şeyler satarmış. O da onun malı bitinceye kadar belki bir hafta belki iki hafta onu evinde misafir eder, yedirir içirir, her türlü ihtiyacını görürmüş Allah rızası için. O kimse giderken köye, köylü kimse Allah razı olsun hakkını helal et, seni bizim köye beklerim. İlla köyümüze bekleriz. Mutlaka beklerim diye yalvarır yakarır gidermiş. Köy şehire de dermiş ki yahu biz oraya nasıl gelelim? Ya işte gelirsen buzu keseriz, tavuk pişiririz, meyvelerimiz şöyle tazedir, sularımız böyle güzeldir. Olur denir ya bunlar. İmkanı yok. Onu yaparım, bunu yaparım diye ısrarla çağırırmış. O da ya yazık. Verdik iki kap yemek bunun karşılığında işte oraya gidilir mi aldık ağırlık olmaya der tok gözlük gösterirmiş. Bu ısrarlar devam ettikçe 10 sene geçmiş. 10 sene devamlı o kimse gelmiş gitmiş pazarları oraya ayda bir, iki ayda bir her neyse köylünün bakımı iyi. Şehirli tarafından çok güzel bakılmış, yedirilmiş, içirilmiş sürekli. En son yine demiş ki ne olursun benim köyümün ismi şu falanca köy gelin tam zamanıdır şimdi. Yani hava biraz soğuktu sıcaktı diye bahane uydurmuş şehirle. Gerekmez biz Allah için buna şey yaptık. En sonunda çocuklara demiş ki yahu bizi bu kadar çağırıyor. Kaç seneden beri biz ona yedirdik içirdik bu yazdı orada onun üstünde kaldık biz. Biz yedirsin içirsin yahu bu kadar hizmet ettik biz buna. Bu kadar hayrımız dokundu, iyiliğimiz dokundu. Bak insanda ne kadar şey, candan çağırıyor bizi. Evlatlarım demiş. Olsun o dille çağırsa da biz yine tok gözlülük yapalım. Efendim hemen üstüne atlamayalım. Durun. Allah için yedirdik içirdik. Bunu biz ta oraya ne işimiz var. Kendi memleketimizde de. Ya yaz günü şehir sıcaktır işte köy yeri indir. Şudur budur diye çocuklara bunu durdurmamışlar. Hanımı şudur budur gezmeye gidecekler ya orada çeşit çeşit hayvanlar görecekler, taze meyveler yiyecekler,
efendim buzu çevirecekler falan feşmeka. Kulağa hoş geliyor. Yenilmiş çocukların ısrarına. Demiş ya olsun, bu kadar çağırdı, bunu da demiş. Kalbini kırmayalım. Çocuklar da böyle istiyor. Hadi bakalım. Fakat yolu bulamamış. O yol, bu yol. Yağmurda, soğukta aylar sürmüş yolculukları. En sonunda köye varmışlar. Fakat köylü bunları tanımazlıktan geliyor. Ya işte şöyle seni konakladığın, seni yer pazarı yerinde şu 10 sene seni bekledi desedik, sen bana şunu diyordun, sana şu yemekleri pişirdim, işte akşam kahveni şu saatte içerdin, şöyle yatardın, sıcak suyunu, abdest suyunu ben getiriyordum sana. Arkadaş diyor, sen ya sen delisin ya ben deliyim. Ben de deliyim aslında diyor ya. Ben aklım ermiyor o işlere, bilmiyor diyor. Benim aklım ermiyor diyor. Çoluk çocuk gelmişler, ağaç. Perişan. Gelecek yerde kapıda bekliyorlar. Her defasında bunları sövüp sarıp kovalıyormuş. Sizi kim çağırdı buraya? Tanımıyorum ben sizi diye. Şaşırdı. Olay ilginç. Bir gün bir yağmur başlamış. Kapıyı çalmış arkadaş demiş. İnsaf et yahu. İnsaf et. Köylü de şehri de anlıyormuş. Hakikaten bu unuttu bizi. Kafa deli hakikaten. Bizi unuttu zannedermiş. Bir garacak yer ver demiş ya. Şu şeye baksana, yağmura, yağan yağmura. Hiçbir vicdanı sızlamıyor. Bize garacak bir yer ver hiç olmazsa. Bir şartla demiş böyle. Benim demiş bir bekçim var. Evet, sürülere demiş şey de danıyor, kurt da danıyor. Kurdu vurmak için oraya bekçi kulübesi var. Bekçinin yerine sen kalırsan ok ve yayı da var yanında. Gelen demiş şeyi... kurdu öldürürsen o zaman demiş sen kulübede kalabilirsiniz. Hadi çoluğunu söyle, insaf ettim demiş ya onun karşılığında. Yaparım demiş ya, ne yapalım şimdi yağmurda kalmaktansa. Kulübeye girmişler ama kulübenin her yerinden su akıyor. Üst üste yığılmışlar. Bu da sabaha kadar elinde ok bekliyor. Aman demiş şimdi kurt gelip de bir tane kaparsa adam bizi mahveder. Buradan kovar, hiç olmazsa görevimizi yapalım. Deli çünkü demiş, unuttu her şeyi bu. Unuttu. Gecenin ilerleyen saatlerinde o da iyice takatten düşmüş. Bir garaltı görmüş böyle uzaktan. Demiş herhalde bu kurttur. Çekmiş vurmuş. Hayvan düşmüş. Düşerken de yellenmiş. Bu kurt vurdum diye seviniyor tabii. Tabii o sese, hayvanın düşüş sesine ve yellenme sesine köylü çıkmış gelmiş bağırıyormuş. Demiş benim sıpayı vurdun sen. Demiş ya gördün mü? Kurttu. Yok sıpaydı. Kurttu sıpaydı diye başlamışlar münakaşaya. Yahu demiş nereden bileceksin? Sıpa olduğunu nereden biliyorsun sen demiş. Ya karanlık. Yağmur da yağıyor. Görmedin ki. Görmedim ama demiş. Düşerken de demiş bir yellenme sesini işittim ben evde uyurken. O benim sıpanın yellenme sesiydi. Ondan bildim demiş. Benim sıpaydı. Mahvettin beni demiş, çıkın dışarı. Öyle deyince tepesi atmış. Ha, sen deliydin demiş ya. Sıpanın demiş, bilmem neresinden çıkan yerlenme sesini duyuyorsun. Biliyorsun, hatırlıyorsun. Bizim o kadar muhabbetimizi hatırlamadın 10 seneden beri. Yediklerini, içtiklerini hatırlamadın. Benim yüzümü hatırlamadın. Sen deli değilsin demiş. Sen münafığın tekisin demiş. Almış eline, başlamış dövmeye onu. Hatırladım şimdi, hatırladım. Şimdi bizim hesabımız bu böyle münafık kimselerden Allah korusun. Münafıklara efendim iyilik de yaraşmaz. Sana bela olarak gelir. Onun için sabret. Böyle kimselere. Ben iyilik yapmıştım. Evet. Karşına da iyilik beklerim deme. Yaptıysan iyiliği unut. Onun peşine düşme. Ondan iyilik bekleme. Zarar bekle. O zararı da sana erişmemesi için uzak dur. İyilik yapsan dahi, unut yaptığın iyiliği. Bu hikaye kulağınıza küp olsun. Acayip bir şeydir bu. Olmuş bir menkıbedir bu. Allah bu münafıkları şerrinden korusun. Şimdi bize düşen şey, biz günah işlediğimiz zaman efendim daldırdık, gittik, unutuverdik deriz mesela. Nefsimize mağlup, bu anda kandırdı bizi nefis.
Nasıl kandırıyor seni nefis? O köylü gibi olursun o zaman işte Allah'ın huzurunda. Nasıl kandırdı seni nefis bakayım? Bilemedim ya Rabbi, bir anda şaşırdım. O köylü de şaşırdı bak. Şaşırdım numarası yaptı. Şehirliye. Biz de Allah'a şaşırdım numarası yaparız biliyor musun? Çaresizlik mi var? Ne yapalım işte şaşırıverdik, günaha daldık. Olur mu? Bilerek yapıyorsun. O nasıl sopayı yedi? Aklı başına geldi. Eşeğin yenlenmesini biliyor. Biz de biliriz. Bizim nefislerimiz de bilir her türlü edepsizliği. Onda şaşırmaz da iyi iş yapacağı zaman şaşırır. İlla bir tarafa çeker yani. Nefsimizin de var bir sakatlığı bazen. Onun için terbiye etmek lazım nefisleri. Ruhaniyetlerimize güç verip nefsimizi terbiye etmemiz lazım. Bu bir kapı açıldı bu şekilde. Hem sosyal hayatta önemli bir ibret dersidir bu iş. Sosyal hayatımızda, aile hayatımızda, iş hayatımızda mühimdir bu mesele. Her zaman münafıklar olur etrafımızda bize. Biz münafıklık yapmayalım. Ama bize böyle tuzak kurulmasına da müsaade etmeyelim. Allah'a sığınırız. Yürüyetin Habib, yürüyetin Fatih.